Belediye olarak iletişim ve medya birimimizin koordinasyonunda bilgi işlem ekibimizin desteğiyle SBD TV'yi kurduk. Tabii SBD'nin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Sevgi, barış, dostluk. Bunun baş harflerinden oluşan bir isim koyduk TV'ye. Bundan böyle belediye hizmetlerimizi anlatan filmlerin yanı sıra Ereğli'nin kültürel, tarihi zenginliklerini ortaya koyacak, turizm potansiyelini destekleyecek tanıtıcı filmler burada yayınlanacak. SBD TV internet ortamında yayın yapacak. Ereğli'ye iz bırakmış isimlerle, meslek sahipleriyle, sanatçılarla, yazarlarla söyleşiler yapılacak. Burada canlı yayınlar da olacak. Filmlerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımı da devam edecek. Bütün Ereğli'ye hayırlı olsun diyorum. Çok önemsiyorum, hep arkadaşlarıma ifade ediyorum. Çünkü bu furyayı şalvar sporla, yazmalı sporla ben başlattım biliyorsunuz. Çok önemsiyorum genç kızlarımızın beldelerden, köylerden gelip sosyal hayata girmelerini. Başlarda bu iş çok zordu. Anne babalardan izin almak için bir aile zorlanıyordum. Kefil oluyordum, öyle izin veriyorlardı. Kızımız işte Ereğli dışına giderse korunabilir mi falan diye. Ama artık onu açtık çok şükür. Her türlü desteğim arkanızda. Onu hiç unutmayın. Sizi destekliyoruz. Sadece Ereğli Spor'un başarılı olması değil. Sizler de varlığınızı böyle iyi hocalar var yanınızda. Onlardan feyiz alarak siz de bireysel başarılarınızı gösterin ve ilerleyin. Mesela oradan haber bekliyorum şimdi Antalya'dan. Milli takıma şunlar şunlar girdi diye. O haberi bekliyorum. Çok önemli. Sizler için de önemli. Bizim için de önemli. Hepinize başarılar diyorum. Allah güne güne gitmenizi nasip etsin. Başarılı olmanızı diliyorum. Tekrardan söylüyorum. Bütün yönetim kurulu sizin arkanızda. Yani geçmiş yıllarda benim belediye başkanı olmadığım dönemde biraz kız takımını hırpalamışlar. Evet, çok üzüldüm. Ama artık biz varız burada. Ben sağ olduğum müddetçe hepsinin arkanızdayım inşallah. Hep başarılı olmanızı diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Ailenize, annenize, babanıza, akrabalarınıza lütfen benim selamlarımı, sevgilerimi göndermenizi rica ediyorum. Hadi başarılar. Teşekkür ederim başkanım. Hocam başarılar diliyorum. Bayan futbol takımımız 2004 yılında değerli başkanımız Halil Pospuy'un Kaptaş'taki bir turnuvada Şalvar Spor ve Al Yazmalı Spor adı altında kurmuş olduğu bir oradaki bir ortamda bayan futbol takımının oluşmasına neden oldu. Ve şu ana kadar geldik. 2004 yılından bu tarafa 40'a yakın kızımız, Ereğli kızımız spor akademisine giderek, milli takımda ay yıldızı formayı giyerek ilerisi için hem kendilerine güzel bir imkan yaratıldı hem de milli takım formasını şerefle giymeye nasip oldu. Tabii ki bunun en büyük duayeni Halil Pospuyuk'tur. 2019-2020 sezonu oynanırken pandemi koşullarından dolayı ligler iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu da aynı pandemi koşullarının ağırlaşarak devam etmesi sebebiyle Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmişti. Bizler de tabii bu arada futbola ara vermiştik bayan futbol takımı olarak. Ama UEFA'nın verdiği talimat üzerine, şampiyon takım istemesi üzerine Futbol Federasyonu'nun daraltılmış lig, turnuva lig dediğimiz bir sistemle ligleri oynatma kararı almasından sonra
Tekrar takımımızı toparladık Faruk Hoca'nın önderliğinde. Tamamen altyapıdan yetişen kızlarımızla, Ereğli'nin kızlarımızla beraber bu şampiyonaya katılacağız. Bu şampiyonanın statüsü, Türkiye 1. Ligi'nde geçen sene 12 takım vardı. Ligler iptal edildiğinden dolayı küme düşme olmadı. Ve alt ligden gelen 4 takımla beraber 16 takımı ligden oluşuyor. Bu 16 takım Antalya'da 17 Nisan'dan itibaren buluşacağız ve bizim oluştuğumuz grupla düştüğümüz grup içinde de Konak Belediye Bayan Futbol Takımı, Karadeniz Ereğli Belediye Bayan Futbol Takımı, Kocaeli Bayan Futbol Takımı ve yeni çıkan Kayseri Bayan Futbol Takımı'ndan oluşan bir dörtlü gruptayız. 3 maç oynayacağız kendi aramızda. Grubunda ilk 2'yi bitirenler çeyrek finale çıkmış olacak 8 takım ve ondan sonra eleme usulüyle çeyrek final, yarı final ve Türkiye şampiyonu belli olmuş olacak. Bir kadına çok yakışan bir spor. Hani çünkü genelde hep erkeklere yakıştırılıyor ama biz bunu kırıyoruz. Çünkü hem belediye olarak burada bir ilçeyi dünyada temsil ettik. Antalya'daki turnuva bizim açımızdan çok güzel bir fırsat. Çünkü sadece Ereğli'nin kızlarıyla oynuyoruz. Ve bütün milli takım hocaları ya da diğer hocaların izleyeceği bir ortam orası. Birbirimize çok inanıyoruz. Yani çok güzel hazırlandık. Hepimiz burada bir aile gibiyiz. Abla kardeş gibiyiz. Güzel bir turnuva geçirmek istiyoruz. Güzel bir başarı elde ederek Ereğli'ye tekrardan dönüş yapmak istiyoruz. Özellikle Ereğli'deki kızlara çok seslenmek istiyorum. Çünkü Ereğli kız futbolunda çok güzel bir altyapı. Yani birincilikteki tüm takımlardan çok çok daha iyi yerlerde. Ereğli'nin adı çok var bu konuda altyapıda. Hani bize hep Ereğli dendiğinde korkuyorlar zaten altyapısından dolayı. O yüzden eğer ilgileri varsa hani en ufak bir şey, hani kesinlikle gelmelerini tavsiye ederim. Futbola 6 sene önce başladım. Ablam Berna Yeniçeri, o da futbolcu. Ve onu gördüğümde ailem nasıl gururlandıysa ben de onlara bakıp ailemi o kadar gururlandırmayı düşünüyorum. Ablam kadın milli futbol takımında oynuyor. Şu an Beşiktaş'a transfer oldu. Hedeflerim gerçekten çok büyük. Arkamızda bir destek olduğunu düşünüyoruz. Hocalarımız ve Sayın Belediye Başkanımızın Halip Osman'ın sayesinde belimizi yaslayacak bir yerimiz var. Oyuncularımızın çoğunluğu Çayırlı'dan, Ormanlı'dan, Kaptaş'tan, Kandilli'den, Alaplı'dan ve Ece Türkoğlu gibi bir Çayırlı'dan bir kızımızı Amerika'ya göndererek Türkiye'de kadın futbolunun adına çok büyük bir oluşum oldu. Bunun akabinde Ören Köyü'nden Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, gene Alap'tan Rabia Civan ve bunun gibi bir sürü kızlarımıza önayak olarak gelecekteki yaşantılarına nokta vurmuş olduk. 60 kızımız var. A takımda 25 kızımız var. Başkanımızın her zaman bize dile getirdiği buranın kızlarımıza önem vermemizi, türbüne ben maçı seyretmeye geldiğim zaman bu kızlarımızın annelerinin, babalarının bu türbünde olmalarını, çocuklarımızı destek vermeleri ve biz bu oluşumun içerisinde onun söylediği doğrultuda hareket ederekten burada gördüğünüz tüm kızlarımız Ereğli'de ve birincilikte futbol oynayan kızlarımız. Ayın 17'sinde Allah nasip ederse yola çıkıyoruz. Bu turnuvanın düşme olmaması, bu kızlarımızın gelecekle ilgili deneyimli bir şekilde bu takımımıza katkı sağlamak adına onlara şans vermemiz, ileriye dönük bundan sonraki sezonlarda kızlarımızı tecrübeli etmiş oluruz. Benim adım Büşra, 15 yaşındayım. Bu kulübün en küçüğüyüm. Futbola 10 yaşındayken başladım. Nasıl başladım? Mahallede erkeklerle top oynayaraktan başladım. Futbolcu olmayı çok tavsiye ederim. Yani zaten bizim altyapımızda da hocalarımız çok çok küçüklerimize sahip çıkıyor. Ben kendimden örnek vereyim. Kimse hayallerinden vazgeçmesin. Herkes hayallerinin peşinden koşsun. Karadeniz Ereğli Belediyespor'u Antalya'da kızlarımızla beraber en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bize bu konuda sonsuz desteklerini sunan Belediye Başkanım Sayın Halil Pospu'ya da teşekkür ediyorum. Thank you.
Ankara Üniversitesi'yle bir anlaşma yaptık. Orada da çok büyük bir oyuncak müzesi var. Ondan da oyuncak alıyoruz. Suna yakına da görüşmeler yaptık. Bu bölge teşhir bölgesi olacak. Süratle bitirmeye çalışıyoruz. Hemen yan tarafta yine bir atölyemiz var. Gerekli makineleri oraya taşıyoruz. Makineler de uzmanların nezdinde. Çocuklar da oyuncak imal edecek. Yetişkinler de oyuncak imal edecek. Bu bölgede ilk defa bir oyuncak müzesi kuruyoruz. Çocukları çok önemsediğimiz için, çocukların mutlu olması için aynı zamanda yeni imalatlar yaparak zekalarını geliştirmeleri için onlara çok güzel bir ortam hazırlıyoruz. İnşallah niyetimiz 23 Nisan'da açılış yapmak, hızla işlerimiz ilerliyor. Ancak pandemi koşullarından dolayı açılışlar yasaklanır, yasaklanmaz, onu bilemiyoruz. Ama biz 23 Nisan'a hedef aldık ve süratle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının Eril'deki hemşerilerimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Sıkıntılı bir ortamda Ramazan başlamış vaziyette. Ülkemizde maalesef esnaflar kapalı, işsizler var, ihtiyaç sahibi insanlar bir hayli fazla. Biz Eril Belediyesi olarak geleneksel aş, sıcak yemek dağıtma eylemine devam ediyoruz her yıl olduğu gibi. Aslında bu yıl daha da fazla talep olduğunun farkındayım. Çünkü gerçekten işsiz insanlar var, ihtiyaç sahibi insanlar var. Maalesef çok sıkıntılı bir ortam. Bunun için belediyedeki personelimiz, aşçılarımız, yardımcılarımız hepsi belli bir hijyen dahilinde büyük bir hazırlık içerisinde. Her yıl olduğu gibi sefer taslarıyla birlikte arabalarla belirlediğimiz adreslere yemekleri götüreceğiz. Hiç kimse görmeyecek. Zabıta ekmeğini ve sefer taslarını verecek. Ertesi günde boşları alıp yenisini getirecek. Bu sefer tasları tespit ettiğimiz ailenin ihtiyacına göre ayarlanmış vaziyette. İki kişilik bir aile ise ona göre bir sefer tası. Eğer çocuklarıyla beraber beş kişilik aile ise daha büyük sefer taslarına koyuyoruz. Tespitler yapıldı. Evlere buna göre dağıtım yapacağız. Hatta bunlara bol kepçe koyuyoruz ki hem çocuklar için öğlen yemeğini versin, akşamleyinde iftara kendilerine ayarlasınlar diye. Az evvel de ifade ettiğim gibi gerçekten bu sene çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Onun için biz Eril Belediyesi olarak şu andaki en önemli görevlerimizden birisi muhtaç olan ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemek yetiştirmek için bütün ekiplerimizle birlikte Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Başkan Yardımcıları, herkes kendisine bu işe adamış vaziyette ve herkese ulaşmaya çalışacağız.
Hatta öyle bir ortamdayız ki sadece muhtaçlar değil, aynı zamanda garson olarak çalışan insanlar iş yerleri kapatıldığı için işsiz kalmış vaziyette. Çok şoför esnafı işsiz kalmış vaziyette. Yaşları genç olmasına rağmen siz niye yemek istiyorsunuz diye sorgulamayacağız. Onlara da elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Bu hayır ayı, Ramazan ayı, Müslümanların en mübarek ayında bütün eldeki iş adamlarını, bütün hayırsever insanları dayanışmaya çağırıyorum. Nakdi ve aynı yardımlar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, başka yardımcısı Atilla Bulağa müracaat etmek suretiyle hem pirinç, nohut, fasulye gibi bir takım aynı yardımları yapabilir veya nakdi yardım yapmak suretiyle hazırlıkları yapabilir. Ramazan ayı boyunca yapacağımız bütün çalışmaları hazırlamış vaziyetteyiz. Allah nasip ederse Kadir Gecesi'nde yine Yeditepe'de Kur'an okutacağız. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımızda çok makbule gitmişti. Bunu tekrar edeceğiz. Yardım kolilerimiz de var. Yardım kolilerimize de onları desteklemeye çalışacağız. Yani bizim Ereğli Belediyesi olarak en büyük görevimiz bu ay muhtaç insanlara, işsiz kalan gençlere sıcak aş dağıtmak en büyük görevimiz. Ve bütün personelimiz mesai falan olayını gütmeksizin canı gönülden manevi olarak büyük bir azimle bu işi yapıyorlar. Ve bu işlemi yaparken de hepimiz huzur duyuyoruz. Muhtaç insanlara ulaştığımız için. Bugün menümüzde mercimek çorbası var, tas kebabı var, aynı zamanda pirinç pilavımız var. Az sonra bu sefer taslarını ailelerin ihtiyaçlarına göre dolduracağız. Ve ekiplerimiz evlerine gidip hiç kimse görmeden veya alana olmak suretiyle teslim edecek. Hiç kimseyi rencide etmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizler evlerimizde yemeğimizi afiyet yerken aç insanların olduğunu ve iftarda, sahurda yemek bulamayan insanların olduğunu herkesin vicdanını hatırlamasını özellikle rica ediyorum. Gençler, özellikle size sesleniyorum. Şu Covid'i bir an önce hayatımızdan çıkaralım. Sevgi Barış Dostluk Plajı'nda gençlik şenliği düzenleyeceğiz. Müzik dinletileri, konserler, yarışmalar, sanatsal etkinliklerle dolu bir şenlik. Ada merkez olacak. Sizlerin katılımıyla bu zor günlerin sıkıntısından kurtulacağız. Aynı zamanda festivallerimize bir an önce kavuşalım istiyoruz. Bunun için de bu salgını yenmek zorundayız. Sevgi, Barış, Dostluk Festivali ile bütün şehir canlansın. Sokaklar ruhuna kavuşsun. Hamsi Festivali ile horon tutalım. Ereğlimiz yine çekim merkezi olsun. Meydanları beraber dolduralım. Coşkumuzu paylaşalım. Bunun için tek bir yol var. O da salgını yenebilmek. Desteğinizi bekliyorum. Kendiniz ve kentimiz için hep beraber mücadele edelim. Maskelerimizi takalım. Lütfen bunun takipçisi olun. Temizlik kurallarına uyalım. Mesafeye dikkat edelim. Sizlere güveniyorum. Ancak birlikte başarabiliriz. Ereğli yeniden bir yıldız gibi parlasın. Denizin mavisi gibi masmavi görelim Ereğli'mizi.